Mehmet Şimşek TÜSİAD toplantılarında, Bankalar Birliği toplantılarında söyledi. Lütfen biraz sabır dedi. Peşinden de cümleyi ekledi. Keşke yerel seçimler bugün yapılmış ve bitmiş olsaydı. Para politikasını değiştirdik. Faizi artırdık. Herkes ne düşünsün? 18,5 mu olur? 20 mi olur? Yıl sonuna kadar 25-30 hedefine adım adım mı giderler? Yoksa bir şok artış mı yaparlar? Bu tartışmaları bir tarafa bırakalım. Nereye artırılırsa artırılsın. Önce faiz artışının birinci sonucunu söylüyorum. 800-900 milyar TL'yi bulan bankaların elindeki bu tahvilleri ya yenileriyle faiz artışına paralel bir şekilde ya yenileriyle takas edecekler. Takas etmeleri şu demek, %8,5'a sattıkları kağıdın Merkez Bankası faizleri %18'e, 19'a, 20'ye çıkardığında faiz yükü otomatikman ellerindeki kağıtlar sebebiyle ikiye katlanacak. Bunu niye anlatıyorum Ferit? Şimdi biraz teorik oluyor ama anlatmam lazım. Seyircilerimiz, herkes anlasın. Şimdi bırak. Yani borsayı, bankalar, hem bankalar o kağıtları aldırdılar bir anlamda. Bankalarda çaresiz kaldı bir şekilde. Öyle mi gözüküyor? Tabii mevduat kıymet tutma zorunluluğu. Zorunluluğu da var ve bunun sonunda da şimdi bu faiz yükseltince de bankaların omuzlarına ciddi bir yük verecektir. Eğer bankalarla günlerdir niye bankalarla konuşuyorlar? Niye TÜSİAD'la konuşuyorlar? Niye Bankalar Birliği ile müzakereler sürüyor? Niye günlük kulis haberleri sebebiyle borsada banka hisseleri bir düşüyor, bir zıplıyor, bir çakılıyor, bir %10 tavan yapıyor, %5 tavana doğru gidiyor. Yani bu dalgalanma niye? Şu an arka planda bankaların elinde bulunan bu menkul kıymet, yani hazine kağıtları sebebiyle pazarlıklar devam ediyor. Birinci etkisi ne bu? Eğer bankalara ne halinizde varsa görün derlerse bankaların aktifleri bozulacak, sermaye oranları bozulacak, düşecek ve belki bankacılık sektörü bir sıkıntıya girecek. Bunu yapamazlar. Devlet böyle bir şey yapamaz. Devlet düşük faiz politikasıyla devam edileceğini ilan ettiği için bankalara bunları verdiler. Yaklaşık tahminen herkes biliyor, kesin rakamı bilmiyoruz. 800-900 milyar TL civarında bankaların elinde düşük faizli uzun vadeli kağıtlar var. Bunlar değiştiği an bunların faiz yükü ikiye katlanacak demektir. Bir defa bunu bilelim. Peki, bunu bildik, söyledik. Bunun yöntemi nedir? Takastır. Yani hazine bankalara düşük faizli kağıtları bankalardan alacak. Aynı miktarda yüksek faizli kağıtları tekrar bankalara verecek ki bankalar bu işlerden büyük zarar yazmasınlar. Rasyoları da bozulmasın. Finansal sektörde riske girmesin. Peki yaptık bunu. Bunu yaptığımız an harcamalarımız artacak. Yani ya vergi artıracağız. Ya ilave borçlanmalarla faiz yükünü çok daha da artıracağız. Bak para politikasındaki faiz artışının sonuçlarının daha birini konuşuyoruz. Evet. Bankalar ayağından başlayarak hazineye, hazineden başlayarak yeni vergilere veya hükümetin harcamalarını kısma yönündeki adımlarını bunları takip etmemiz lazım. Şirketler abi. Şirketlere geleyim. Ya şimdi, bir de o var ya. Bir de o var. Bak oraya gelelim. Hazine Merkez Bankası faizi artırdı. Kaç artırdı? 18,5-20. Bir defa bunun gerçekçi bir para politikası olabilmesi için enflasyona yakın bir şey olması lazım. Ne demek? Farkında mısın? Fed geçen ay faizleri pas geçti ay. Niye pas geçti? %5,25'ti. Enflasyonun 4'e indiğini görmelerine rağmen indirim konuşmadılar. Bu ay seyredeceğiz. Sıkı para politikasından da vazgeçmeyeceğiz dediler. Enflasyonla mücadele böyle kararlılık isteyen bir şeydir. Geçtik şimdi şirketler tarafına.
bankalardaki yaklaşık 8,5 trilyonluk bir kredi hacmi var, kredi havuzu var. Bunun 1,5 trilyonluk kısmı, işte aşağı yukarı bu kadar kısmı tüketici kredileri. Tüketici kredilerinde faiz, değişken faiz uygulanamaz. Bunu biliyoruz. Bu bir kurallardandır. Yani tüketici kredileri faiz hatları arttı diye tüketici kredilerinde faiz artışı olmaz. Geri kalan 7-8 trilyon TL'lik kredi havuzu doğrudan Merkez Bankası'nın faiz artışından etkilenmek zorundadır. Ne demek? Banka fonlandığı, Merkez Bankası tarafından fonlandığı ve referans faizine göre menkul kıymet tutma zorunluluğu da olmak üzere kredi faizlerini belirlediği için bu hızlı bir şekilde reel sektörün kredilerine yansıyacak. Bu ne demek peki? Bu şu demek Ferit. Türkiye'nin gündemine zombi şirketler kavramı girmeye başladı artık. Ben hep söylüyordum ama adını zombi demiyordum. Yani kamu kaynaklarıyla, yani gerçekçi olmayan paranın fiyatı, paranın bedeli, paranın kirası faizdir. Paranın bedelini, kirasını enflasyona, kurlara paralel bir şekilde ödemeksizin bedava kaynaklarla ben üretim yapıyorum, ben istihdam yapıyorum. Bana hem ucuz kredi verin, benim çalıştıracağım, istihdam yaratacağım insanların asgari ücretini düşük tutun. Ben ihracat yapacağım için kurları da artırın gibi, yani zorla oksijen çadırında yaşayan şirketlerin ne kadarı dökülecek, ne kadarı bu şartlara dayanacak? Çünkü artık kısa dönemli seçimi geçirdiğimiz için işletmeler yapay faiz oranlarıyla kaçla? %12 ile 13 ile 15 ile. Menkul kıymet tutma zorunluluğu nereden geliyordu? Eğer bu %12'yi, 15'i, 13'ü geçersen hazinenin kağıtlarından almak zorundasın diye bankalara uyguladıkları kararlar vardı. Anlatabildim mi Ferit şimdi? Çok güzel anlattın ama bir soru da var geldi. Şimdi izleyicilerimizden de çok gerçekten güzel sorular da geliyor. Yani o zaman ne yapsın Merkez Bankası Rubel abi? Erdoğan'ın dediği gibi nasıl deyip de faiz politikasını bir daha mı indirsin? İyice mi mahvolalım diyenler de var. Bu saatten sonra o zaman ne yapacak faizi arttırmak? Yani arttırınca şirketler, bankalar şimdi darbe yiyorlar ya. Ben tersi bir şey söylemiyorum. Dur. Tersi bir şeyi savunmuyorum. Ben anlatmaya çalıştığım şu. Bak az önce birinci tabloda Kerim Rota'nın hazırladığı tablodan gözüktüğü üzere bu hikayeyi 325 milyar dolarlık döviz rezervlerini Merkez Bankası'nın devir daim yapmak suretiyle ve 325 milyar 300 milyon dolarlık döviz rezervi sadece Merkez Bankası'nda değil, ekonominin diğer sektörlerinde de finans sektörü dahil olmak üzere döviz rezervleri kalmadığı için Türkiye neredeyse dünyanın en kırılgan, döviz yönünden en kırılgan ülkesi haline geldiği için artık para politikası, yani faiz aracıyla Mehmet Şimşek'e veya Gaye Hanım'a yüklenen rol, nasıl bir faiz artırıyorsanız artırın, yeniden bizi 2024 Mart ayına kadar, seçimlere kadar götürecek dış kaynak bulun. Eğer dış kaynak ihtiyacı olmasa, yani Türkiye kapalı bir ekonomi olsa, yani Türkiye ithalata dayalı bir imalat sanayine sahip olmasa, yapmış olduğu ithalatın %90'ının ara mallar, ham madde ve yatırım mallarından oluştuğu bir ülke olmasa, kendi ara mallarını üretebilecek bir ülke durumunda olsaydı bu döviz kırılganlığını yaşamaz. Sonuna kadar bu hikayeyi, bu hormonlu büyümeyi enflasyon pahasına, sağlıksız bir, sürdürülemez bir büyüme modeliyle gidebilirlerdi. Ama artık bilhassa döviz ayağı sebebiyle bu politikaların sürdürülebilmesinin imkanı kalmadı. Şimdi düşün ki
Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan diye bir hanımefendiyi getiriyoruz. Mehmet Şimşek'i de ekonominin kurtarıcısı ve mucize adam olarak, Maliye ve Hazine Bakanı olarak getiriyoruz. Ona rağmen Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki benim faizle ilgili kanaatlerim değişmedi. Ben bulunduğum noktada duruyorum. Ama Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanımızın bir şeyler yapmasına, mealen söylüyorum, bir şeyler yapmasına da şimdilik izin vereceğiz. Yani ne zaman şeyin başına gelmişti ya, kimin başına gelmişti? Naci Abal'ın başına geldiği gibi 4 ay mı, 4,5 ay mı dayanırlar onu bilmiyorum. Zaten bunun işaretlerini de Mehmet Şimşek TÜSİAD toplantılarında, Bankalar Birliği toplantılarında söyledi. Anlattıklarınızda hepsinde haklısınız dedi. Talepleriniz çok rasyonel dedi. Lütfen biraz sabır dedi. Peşinden de cümleyi ekledi. Keşke yerel seçimler bugün yapılmış ve bitmiş olsaydı. Dikkat buyur. Yani rasyonelleşmek dışında Türkiye'nin başka bir yolu kalmamıştır diye devir teslim töreninde bu cümleyi eden Mehmet Şimşek ilk temaslarına başladığında daha duvara çarptı. Bunu söyledi. Neyi söyledi? Bu itiraf. Bu nasıl bir itiraf? Ya ekonominin ihtiyaçları, ekonominin gerekleri, rasyonel adımlar atmaksa hangi politikacı, hangi devlet adamı, hangi bakan, hangi Merkez Bankası başkanı atacağı adımları seçime endeksle atabilir? Yani ülkenin, ekonominin... Yani ihtiyaçları... kafamdaki politikaları yerel seçimden ötürü tam anlamıyla uygulayamıyorum dediği iddia edildi Mehmet Şimşek'in. Bu da abi bir toplantı sırasında değil mi? Sanırım iş adamları, iş insanları da bir... toplantısında söyledi. TÜSİAD toplantısında bunu söylüyor. Bu da ne anlama geliyor? Erdoğan'ın yerel seçimlerdeki ekonomik anlamdaki baskısının aynen 28 Mayıs'tan önce olduğu gibi devam ettiği. Ama tabii bu Perşembe günü faiz arttırımına o zaman neden izin verir Erdoğan? O zaman devam etsin diye düşünenler olabilir izleyeceğimiz arasında. Ama o da işte o iş öyle olmuyor. Çünkü Erdoğan çok zor durumda. Ve Mehmet Şimşek'i de bir anlamda Rubel abinin söylediği gibi bahane göstererek, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü ben yapmadım diyecek. Mehmet Şimşek yaptı. Çünkü Merkez Bankası bizim ülkemizde özgür, bağımsız diyecek. Mehmet Şimşek faizi arttırdı, ben yapmadım diyecek. Ama bundan sonraki aylarda da yeniden eski politikasına geri dönecek gibi bir hedefi var galiba. Değil mi? Böyle anlıyorum Rubel abi yani. Şimdi efendim biz 5 Haziran'da aynen şunu söyledim ben, hatırla. Program orada duruyor. Daha bir önceki programımız. Mehmet Şimşek 5-6 ay boyunca bu ortodoks politikalar, gerçekçi para politikası, dış kaynak bulma noktasında rasyonel adımlar atma, piyasayı ikna etme, piyasa aktörlerine güven verme ve dış ilişkileri sebebiyle, yani Londra piyasası, New York piyasasında hem Merkez Bankası Başkanı hem Mehmet Şimşek vasıtasıyla kısa dönemli 40-50 milyar dolarlık bir fon dış kaynak girişi sağlamakla görevlendirildiler. Öyle olmasaydı, bak az önce bir şey söyledim. Dedim ki Merkez Bankası'nın politika faizini belirlemesi her şey demek değil. Bunun Merkez Bankası politika faizini belirler, ikinci ayağının adını cafcaflı bir tanımla parasal aktarım mekanizmaları dediler ya. O nerede başlar? Bankalarla başlar. Orası neresi? BDDK. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu. Oranın başına kim geldi? Şahap Kavcıoğlu geldi. Yani ortodoks politikalara döndük derken, rasyonel politikalara döndük derken rivayet edilir ki Merkez Bankası faiz artırsa bile bankaları yine menkul kıymet tutma zorunluluğu, makro ihtiyati tedbirler, her gün değişen tebliğler, her gün kontrol altına alınması, telefon açılıp şuna kredi verin buna vermeyin diye sözlü talimatlara muhatap olunacak şekilde ortodoks politikalarla o saçma sapan heterodoks politikaların birlikte bir müddet daha gideceği anlaşılıyor.